Bugün sabah bizim VIP gruptan üyelerden biri yazmış. İşte Emre Bey, Bitcoin de acayip yükseldi. Hani artık girmek için doğru zaman mı? Buralar tekrar canlanacak mı? Ne düşünüyorsunuz diye. Şimdi sabah uyanır uyanmaz uyku mamuru adama cevap vereceğim diye dedim ya. Bu yalancı yükselişlere inanmayın dedim. Daha ortalık toparlanmadı. Aceleye gerek yok dedim. Sonra ayılırken işte kahvenin yanında fiyatlara bir baktım. Bitcoin 39 bin küsür dolara kadar çıkmış. Şimdi ben bu videoyu çekerken de 38.600 dolarlardan işlem görüyor. İnanılmaz sert bir yükseliş oldu bir günde. %15'ten fazla spotta yükseliş oldu. Ben bunu beklemiyordum açıkçası, bu kadar sert bir yükselişi. O yüzden bugünkü videoda kolamı aldım. Bir de böyle rahat bir ortama geçtim. Sohbet tadında konuşuyor olacağız. Çünkü gerçekten bu beklenmedik bir hareketti. Nedenleri ne olabilir onu konuşacağız. Bizi düşüş trendinden, ayı piyasasından çıkardı mı bunu konuşacağız. Bir de Bitcoin'de yeniden girmek için doğru zamanlı tireli şimdi atlamalı mıyız? Bunu konuşuyor olacağız. Piyasadaki gelişmelerden bahsedeceğiz. Bir de her şeyde olduğu gibi, pazartesi videosunda olduğu gibi bu hafta da çekilişimiz var. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir hafta başı, yeni bir pazartesi ve yeni bir haftalık değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Öncelikle geçmiş bayramınız kutlu olsun. Umarım keyifli bir tatil dönemi, bayram dönemi geçirmişsinizdir. Bayramın başında bildiğiniz gibi Bitcoin 30 bin doların altına düştü. Bayrama böyle üzücü bir start verdik. Orada pek çok insan 30 bin doların altına düşmez diyordu kolay kolay. Ama 30 binin altına sarkmıştık. Şimdi de bayram bitti. İlk iş mesai günü Bitcoin çok beklenmedik bir şekilde %15'ten fazla yükseliş yaptı. Bu şu anda da ben videoyu çekerken 38.600 dolarlardan işlem görüyor. Toplam piyasa hacmi de tekrar 1.5 trilyon doların üstüne attı. Şimdi bir önceki haftaki videoda ben 24 bin dolarlar, 26 bin dolarlar gelebilir diyordum. Oraya gelmeden bir anda şimdi Bitcoin 38 bin dolara çıktı. Hakikaten kısa vadede ben böyle bir hareket beklemiyordum. Bence kimse beklemiyordu. Zaten bugünkü videoda nedenlerini konuşuyor olacağız. Şimdi kısa vadede ben hala ayı piyasasında olduğumuzu düşünüyorum. Düşüş trendinde olduğumuzu düşünüyorum. Piyasanın tekrar silkelenip yeni rekorlara, tekrar yükselişlere geçmesi için işte Eylül ve Ekim gibi makroekonomik iklimin lehimize dönmesi gerektiği düşünüyorum. Şimdi doların ve dolar endeksinin yükseldiği bir ortamda Bitcoin'in böyle yükselmesi hakikaten beklenmez. 2 artı 2, 4 kadar kesin bir ekonomik gelişmeye göre böyle bir şey mümkün değil. O yüzden bugünkü hareket hakikaten sürprizdi. Bunlar tabii kısa vadeli beklentilerimle ilgili düşüncelerim. Uzun vadede ama işte Eylül'den Ekim'den sonra Bitcoin tekrar yeni rekorlara gidecektir diye düşünüyorum. Sadece ben değil, pek çok iş konusunda uzman insan da böyle düşünüyor. Bunları ki kanalımda kaç defa anlattım, hatta misafir ettim. Örneğin CoinShares firmasının analistleri Bitcoin'de 100 bin dolar falan bekliyor bu sene bitmeden. Onun dışında Ali Binzani, İsviçre'nin ilk Bitcoin fonunu yaratan kişi kanalıma misafir oldu biliyorsunuz. O da 200 ila 300 bin dolara kadar çıkabilir dedi. Onun modeli biraz stock to flow modeliyle benziyor ki stock to flow modeli de Mayıs'tan itibaren ilk kez tutmadığı biliyorsunuz. O yüzden hani uzun vadeli görünüm iyi ama şu yazı kötü geçireceğiz gibi düşünüyorduk. Bugün ama işler biraz değişmiş gibi. Şimdi bu sahte bir yükseliş mi? Buna güvenerek girilir mi? Yoksa hani bugünden sonra tekrar bir düşüş olacak mı? Biraz bu konuyu kurcalayalım isterseniz. Bir de Twitter'dan takipçilerime sordum hangi coinlere değinelim diye. Orada öne çıkan birkaç tane coin oldu. Onlardan bahsedelim, gelişmelerden bahsedelim. Bir de işte her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de çekilişimiz var. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Başlamadan önce bugünkü videomuzun iki sponsoru var arkadaşlar. Hızlıca iki tane duyuru yapacağım. Bir tanesi Polka War diye bir proje. Adında Polka olduğuna bakmayın. Binance Smart Chain üstünde çalışan bir proje. Özetle NFT'lere dayalı, kendi coin'ine dayalı bir MMORPG. Ondan sonra çoklu işte multiplayer oyun yaratmışlar. Rol yapma oyunu. Tıpkı işte Ultima Online gibi, World of Warcraft gibi. İşte oyunda bir karakter yaratıyorsunuz. Karakterinizle level atlıyorsunuz. Silahlar buluyorsunuz. Zırhlar ediniyorsunuz falan. Tabii burada bulduğunuz her şey, eşya birer NFT. Aynı zamanda sizin karakteriniz de bir NFT. Bu şekilde kendi piyasalarında işte bunu ne derler alıp satabiliyorsunuz para karşılığı. Bir de bunların size daha olduğunu blok zinciri üstünde NFT olarak ispatlıyorlar. Şimdi böyle bu tip oyun projeleri ilginizi çekiyorsa, çünkü biliyorsunuz mesela Axie Infinity diye bir proje var. Ubisoft destekliyor. Sırf kendi oyun platformlarında 1 milyar dolardan fazla ciro yaptılar. Şu ayı piyasasında bile deli gibi yükseldi. Hani bu da o kulvarda. Eğer ilginizi çekiyorsa linkleri aşağıda. Bir de bunun dışında Shirtum diye bir proje var. Shirtum. Hani şimdi benim telaffuzlar çok anlaşılmıyor ya, aksanlı yaptım diye bir sürü millet dalga geçiyor.
Bu Shirtum ne yapıyor peki? O da aslında bizim daha önce kanalda misafir ettiğimiz projelere benziyor arkadaşlar. Onlar da spor alanında işte şeylerin, sporcuların hayranlarıyla buluşabilecekleri bir NFT platformu. Burada işte sporcuların ünlü şeyleri, işte golleri, ne bileyim işte basketleri, ondan sonra kendilerince kayıtla edecekleri ünlü videolar NFT olarak bu platformda hayranlarla buluşturuluyor. Belli paralar alınıyor, satılıyor falan. Bu ekosistemi de kendi tokenlarıyla destekliyor bu elemanlar. Bu adamlar da şimdi bu ay bitmeden çok büyük bir merkezi borsada, işte Binance, OKEx, Huobi gibi bunlardan birinde listeleneceklermiş. Onun dışında mobil uygulamaları geliyormuş. Onun dışında da Temmuz 28, yani bundan birkaç gün sonra staking planlarını anlatacaklarmış. Bu coin'i tutup stake edenlere ödül vermeye başlayacaklarmış. Ha, bu kulvarda hoşunuza gidiyorsa onunla alakalı linklerin hepsini video açıklamasına koyuyorum. Buna benzer bir proje demiştim, biliyorsunuz şey vardı, Fever, Real Fever vardı. O da futbol üstüne NFT platformuydu. O da biliyorsunuz çıkar çıkmaz 10x yaptı. Şu piyasada hepimizin yüzünü güldürdü. O yüzden bu tip şeylerle ilgileniyorsanız bu coin'lere de birer göz atın derim. Şimdi Bitcoin kısa vadede düşecek. Ben bir önce 26 bin dolarlar, hatta 24 bin dolarlar gelebilir. Ondan sonra yükseliş gelir demiştim. Ne dediğimi tam olarak görmek istiyorsanız hemen sağ üst köşeye bir önceki haftanın videosunu koyuyorum. Yani burada ne derler? Şimdi herkes bir çıkarsın şeyinden, içinden atsın işte. Twitter'da başladılar çünkü. Sen ters indikatörsün, ne desen tersini yapacağız, tutturamadın, bilemedin, ha 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 iyi falan. Yani şunun şeyi bir ne derler, iğrençliği bir atın içinizden öncelikle. Başlarda bozuluyordum ama artık zerre umurumda değil. Çünkü arkadaşlar burada biz kainlik, müneccimlik yapmıyoruz. Hiçbir zaman da yani benim dediğim kanundur, diyeceğim her şey olacaktır demedim. Trade biliyorsunuz 50-50. Ya tutturursun ya tutturamazsın. Önemli olan günün sonunda, yılın sonunda bilançonun son satırıdır. Sen o yıl para kazanmış mısın, kazanamamış mısın? Şimdi her açtığın pozisyondan ya da her beklentinden para kazanman diye bir şey söz konusu değil. O yüzden hani şey, tutar da tutmaz da. Mesela bu bugünkü şey yükselişi Willy Wu mesela, Amerikalı, yabancı, globalde çok ünlü bir şey analist, kripto analisti. Ki biliyorsunuz ben de çoğu zaman kendi analizlerimde o adamı referans olarak gösteririm. O adam da böyle demişlerim, severim, sayarım. Willy Wu mesela bu şeyi, pazartesi yükselişini gördü. Tweetlerinden birinde dedi ki mesela RSI'da, Bitcoin RSI'da düşüş trendi çok sert bir şekilde kırıldı. Bu genelde short squeeze şey eder, ne derler, anlamına gelir. O yüzden sert bir yükseliş yukarı yönlü kırılıp olacak dedi ve bakın bugün oldu. Ama aynı Willy Wu, benim sevdiğim, çok iyi tahminler yapan analist dediğim adam da Mayıs'ta Bitcoin ömrü billah bir daha hiçbir zaman 1 trilyon dolar market cap'in altına düşmez dedi. Ha şimdi hadi ona da gidin. Tutturamıyorsun, bilemiyorsun, hani Bitcoin düşmeyecekti falan. Bütün piyasa 1 trilyona düştü yani. Hani bu seferki düşüş öyle sert düşüştü. O yüzden arkadaşlar böyle şeyler olacak. Burada onu tutturamamışsın, bunu tutturamamışsın falan. Şu çocukluğu bırakın Allah'ını severseniz. Bir de yani şunu da unutmayın. Bakın bu kanal 250 bin küsür kişi. Ne bileyim işte Twitter'da daha fazla insan takip ediyor. Telegram'da bir sürü grubumuz var. Şimdi bu kadar insanın risk iştahını, nereden ne pozisyon açtığını, ne kadar kar beklentisi olduğunu falan, herkesi doyuracak, herkesin işine yarayacak bilgi ben veremem ki. Hani benim burada anlattıklarım, benim kendi hayat görüşümle ilgili, kendi kazancımla ilgili beklentilerim, hani kendime göre yaptığım planlara şey ederek, hani kendim için konuştuğum şeyleri sizinle paylaşıyorum, anlatabiliyor muyum? Orada da herkesin hikayesi farklı. Senin beklentin başka olabilir, benim beklentim başka olabilir. Yani nasıl anlatayım ki bunu? Mesela hani senin risk iştahın benden daha fazladır. Ben bu kanalda hep diyorum ya mesela, trendi çok net görmediğim şekilde sürece işlem açmam diyorum. Ben trend oyuncusuyumdur. Çok sevdiğim bir ekonomi profesörüm vardır. Onun da lafını 50 kere burada tekrarladım. Profesör Knight. O da der mesela, bir sürü keriz dipten alıp en zirveden satmaya çalışır. En çok da onların canı yanar. Al sat yapıyorsan trene yükseliyorken, trend yükseliyorken bineceksin. Trend düşüşe geçtiğinde ineceksin yani. Bu işin şeyi, en sağlıklı yolu budur der. Ki ben de öyle trade yapmayı seviyorum. Mesela bir önceki boğa rallisinde de Bitcoin 3000 dolardan 10.000 dolara çıktı. Ben hani daha girin demedim. Yani ben girmem açıkçası buradan dedim. Önce bir trendin hakikaten yukarı yönlü olduğu netleşsin. O zamanlarda seviye 13 bin küsür dolarlardı. 13 bine geldikten sonra tamam bakın şimdi Bitcoin'e girmek için iyi bir zaman dedim. O gün de bir sürü adam bana geldi çıktı dedi. Ya %30 kar kaçırttın bilmem ne, niye o gün girmedik falan. Ama ne oldu işte 13 bin dolardan 64 bin dolara çıktı. Ve yani o çok daha garantiydi. Şimdi %20 ihtimalle 10 binden 60'a çıkacağına %80 ihtimalle 13 binden 64 bine çıkması benim için daha doğru bir trade.
Ben de bu minvalde, bu bakış açısıyla zaten insanlara bir şeyler anlatıyorum. Bir de yani hepsini geçtim arkadaşlar. Yani bilemiyorsun, edemiyorsun, sen de uzman mısın falan. Yani karşınızdaki adam 2013'te siz Bitcoin'in B'sini bilmiyorken, Amerika'dayken ben ilk Bitcoin'lerini almış bir adam. Yani Bitcoin 30 bine mi çıkmış, 40 bine mi çıkmış, 60 bine mi çıkmış, benim umurum değil ki ya. Hani yani ben zaten şey ettim yani, hani golü attım. O yüzden mesela benim risk iştahım pek çok insandan daha düşük. Yani o yüzden hani anlatabiliyor muyum? Burada size böyle reçete gibi şeyler vermemi, her dediğimi tutmasını hala bekliyorsanız yuh yani. Yani böyle bir piyasa yok. Ama ne yazık ki işte öyle tuhaf fenomenler türedi ki böyle zannedersin o kadar evin konuşuyor ki yarın şu olacak, bugün bu olacak falan. Sonra da tweet mi siliyor yani. Hani ya çirkeflik, bırakın bunları. Hani bir şey söylüyorsam yanılırım, doğrudur, değildir. Ha, dursun. Sonuçta analiz yapıyoruz değil mi? Herkes birbirinden fikir almaya çalışıyor. Neyse, analiz kısmına gelelim. Çok geyik oldu. Bir önceki videomu niye koydum? Onu izlemenizi istiyorum. Tamam, 26 bin lira kadar düşmedik ama orada türbülans örneği verdim. Hani bir uçak türbülansa girdiği zaman pilot refleks olarak yukarı kalkmaya çalışır ama orada hani hava basıncı daha düşük olduğu için yine bir işe yaramaz. O yüzden türbülanstan çıkmanın en iyi yolu şeyi aşağı kırmaktır uçağı. Ondan sonra iyice düşsün ki yani havanın düzgün olduğu bir yere insin, oradan toparlasın. Bitcoin'de de böyle bir şey lazım bize dedim. Bir 30 binin altını görmeliyiz ki yani böyle bir 26'ları. Oradan gelecek yükseliş daha sağlıklı bir yükseliş olacaktır dedim. Şimdi 29 binleri gördük bayram başında. Bugün de 38 binlere geldik. Tutturdum demiyorum bakın. Çünkü ben hala daha o sağlıklı düşüşün gerçekleştiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yani bu bugünkü yükseliş çok anormal bir yükselişti. Mesela ne var piyasada hani bu yükselişi mal edebileceğimiz bir haber var mı? Ne var? İşte Elon Musk, Jack Dorsey falan çıktılar. Aptal bir canlı yayın yaptılar. Orada Elon Musk ne dedi? İşte benim Bitcoin'im var, Dogecoin'im var, Ethereum'um var dedi. Üstüne en büyük sürpriz orada SpaceX. Bunun uzaya mekik yollama firması da Bitcoin almış. Bilançosunda onu göreceksiniz. SpaceX'in de Bitcoin'leri var dedi. Hadi bu olumlu bir haber diyelim. Onun dışında neymiş efendim? Amazon kripto işine giriyormuş. Değil ne? Hiçbir açıklama yok kendilerinden. İşte bununla ilgili iş ilanı açmışlar. Vay efendim, ne büyük haber. Yani bu iki haberin bu kadar büyük bir yükselişe alet olması imkansız arkadaşlar. Yani dediğim gibi videonun başında. Dolar endeksinin yükseldiği bir ortamda altın yükselmiyor, gümüş yükselmiyor, borsalar yükselmiyor. Bitcoin mi yükselecek yani? Hani trilyon dolarlık aset. Hani o yüzden burada saçma bir hareket oldu. Çok saçma bir yerden başladı, çok da saçma bir yerde bitti. Gerçekten anlam veremiyorum. Şu an hakikaten Araf'tayız. Bakalım hani önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde bir yerlerde durulacak mı? Şöyle bir artısı oldu bu yükselişin. Bu arada %15 diyoruz yükselişe. İşte 39 bin dolarlara kadar çıktı oradan buralara geldi diye. Ama mesela Binance'deki future'lara bakın. 48-49 bin dolarlara kadar iğne atmış. O yüzden ben bunun bir short squeeze olduğunu düşünüyorum. Baktılar 30 binin altına ayılar 29'lara indirdi. Oradan daha çok da kuvvet alamadılar. Hadi dediler şunların bir short pozisyonlarını patlatalım dediler. Bugün o yüzden öyle bir manipülatif yükseliş olduğunu düşünüyorum. Ama her zaman olduğu gibi Bitcoin de olsa altcoinler de olsa sert yükselişlerin düşüşü de sert olur. O yüzden aceleci olmayın Bitcoin'de. Ha şöyle bir artısı olmuş olabilir, onu da zaten 1-2 gün içinde göreceğiz. Biliyorsunuz çok dar banda sıkışmıştık son birkaç haftadır. O dar bandın bir tık üstüne çıktık. Şu an yeni desteğimiz 36.600 dolarlar seviyesi. Şimdi ekrana bir grafik paylaşıyorum. Okuyun diye değil, hani sırf görmüş olun diye. Bu benim Telegram'dan paylaştığım Bitcoin analizlerinden biri. Bu arada benim böyle grafik üstünde analizlerimi merak ediyorsanız hepsini Telegram kanalımda paylaşıyorum. Linkleri video açıklamasında var. Orada da zaten 36.600'ü bir direnç olarak şey etmiştim, çizmiştim. Şimdi o bir desteğe dönüşmüş durumda. Ha peki tamam, aptal bir yere geldik, aptal bir yerden beklemediğim bir yükseliş oldu Emre. Peki şimdi girilir mi diyor musunuz? Ben girmem açıkçası. Ben şu an büyük yatırım yapmam Bitcoin'e. Benim için daha önceki pek çok videoda söylediğim gibi Bitcoin'de aşmamız gereken seviye 41.200 dolar arkadaşlar. 41.200 doların üstüne çıkarsak tamam, ondan sonra 60 da gelir, 50 de gelir, 70 de gelir, belki de Ali Mizan'ın dediği 200'e kadar gidebiliriz. Çünkü bu sene hakikaten onun ihtimali var. Bunu da neye bağlıyoruz? Onu da bir özetleyeyim bu videoda sizler için. Arkadaşlar Amerika'da, dünyanın en büyük ekonomisi Amerika'da hayvan gibi enflasyon var.
Yani hem onlar bizim devlet zihniyetiyle enflasyon rakamlarını örtbas edip küçültmeye çalışıyorlar ki ona rağmen aylık %5,5 falan çıkıyor. Hem de kontrol altında olduğunu zannediyorlar enflasyonun. İşte Biden'a diyorlar ki biz enflasyonu kontrol edebileceğimiz konusunda hemfikiriz diyor. Yani kesin kontrol edeceğiz diyemiyor. Çünkü ilk defa başlarına geliyor böyle bir şey yani. Hayvan gibi para bastılar. Amerikan tarihinde şimdiye kadar basılan paranın, son 200 senede basılan paranın çok daha fazlasını şu son bir senede bastı adamlar pandemi ayağına. İşte artık sonuçta o şey gaza basmalar, quantitative easing'ler enflasyon olarak şey etti, sonuç verdi nihayet. Çünkü bu işi sonuçta şaka baka 2008'den beri yapıyorlar. Ama işte pandemi yüzünden iyice cıvığını çıkardılar. O da tabii piyasaları şeye sorgulattı. Hani siz bu kadar rahat para basabiliyordunuz, faizleri sıfırlayabiliyordunuz, gidip varlık alabiliyordunuz. Bugüne kadar niye yapmadınız birader? Niye hepimiz böyle ekonomik krizler, düşüşler yaşadık? Madem basabiliyorsun sıkıntısı, son hep bassaydın dediler. Ve şu an piyasalar böyle bir para basımına alıştı. Tıpkı eroin bağımlısı gibi. Bir daha böyle bir ortam olmadan kolay kolay hiçbir şey yükselmez. Amerika bunu kontrol edebileceğini zannediyor. İşte yarın enflasyon yüksek deyip tahvil faizlerini, gösterge faizlerini yükselttikleri zaman her şey gerisin geri normale döner zannediyorlar. Ama dönmeyecektir. Niye dönmeyecek biliyor musunuz? Çünkü Amerika sizin bizim gibi Türkler gibi enflasyona alışık bir ülke değil. Enflasyona alışık bir millet yok orada. Biz çocukluğumuzdan beri, doğduğumuzdan beri yüksek enflasyonla mücadele ediyoruz. Bu bizim hayatımızın bir parçası artık. Ona göre herkes hesabını, kitabını yapıyor. Neye göre, ne alacak, ne satacak biliyor. Ki hani mesela bizim ülkeden bir örnek vereyim. Geçen son dolar krizinde Trump şeyken, başkan olduktan sonra biliyorsunuz tweet attığı dolar 8 liraya kadar tırmandı. Hatırlıyorsunuz değil mi o günleri? Dolar işte 5 küsürdü, bir anda 8'e çıktı. Ne oldu? Alt üst oldu bizde ekonomi. Çünkü çok yurt dışına bağımlısın, ithalata bağımlısın. Her şeyin fiyatı %30-40 arttı. İşte gidiyorsun mobilya alacaksın. Abi ham madde fiyatı arttı, enflasyon var diyor. Ona gidiyorsun. Diyor işte muadilleri %40 arttı, ben de arttırdım fiyatları diyor falan. Herkes, bütün esnaf fiyatlara o şeyi, yükselişi ekledi değil mi? Enflasyon da budur zaten. Ama sonra Berat Albayrak, o dönemin ekonomi bakanı geldi. Ne yaptı, ne etti? Ülkemizin geleceğini satmak pahasına, birikimlerini eritmek pahasına doları baskıladı değil mi? Seçim hazırlığı bilmem ne. 6.8'lerde tuttular yani. Hani böyle para satarak merkez bankaları, işte devlet bankalarını görevlendirip bildiğin piyasaya da manipülatif bir şekilde dolar satarak onu oraya sabitlediler. Ne olmuş oldu? 8'den bir anda 6.8'e düştü. Bir beklersin değil mi? En kötü bir %15-20 indirim fiyatlarda. Yok, hiç olmadı. Neden? Çünkü keriz vatandaş yüksek fiyata alıştı. Affedersin, seve seve alacak bunu zaten. O yüzden esnaf fiyat düşürmedi. Onun üstüne şimdi hala koydukça koyuyorlar. İşte enflasyon budur. Amerika'da da aynı şeyi yapacaktır şeyler, KOBİ'ler. Bugün işte alışmışlar ikinci el arabayı %20 daha pahalı satmaya. Yarın enflasyon düştü diye tamam hadi ben de indireyim fiyatı diyecek mi? Demeyecek. O zaman ne olacak? Ortada bir sürü basılmış dolar var. Bir de üstüne faizleri arttırdılar enflasyonu düşürmek için. Ama fiyatlar düşmedi. Bir de üstüne dolar değerlendi. Daha değerli bir dolar. Dolar endeksi yukarıda. Alt üst olacak ekonomi. Yani böyle bir ihtimal var. Bu benim beklentim. Göreceksiniz enflasyonla hakikaten baş edemeyecek Amerika. Saçma sapan işler yapıyorlar. Bu bir şey. Hani büyük bir beklenti. Onun dışında ne var? İşte koronavirüs var arkadaşlar, daha bitmedi. Bakın ülkemizde bile 12 bin hatta 14 bine çıktı vakalar. Delta varyantı Avrupa'da acayip hızlı yayılıyor. Amerika'daki yeni vakaların %60'ından fazlası Delta varyantı. Bunlar da yeni tedbirleri, yeni kapanmaları gündeme getiriyor. Avrupa tekrar kapanmaya hazırlanıyor. Biz büyük ihtimalle Eylül gibi vakalar 50 bin olduğunda tekrar kapanacağız. Hani bir tatil sezonu bitsin, turist gitsin. Ondan sonra bir günde bir 50 bine çıkaracaklar rakamları. Kapanacağız. Yani bunlar geliyor. Çünkü Delta varyantı hakikaten çok daha bulaşıcıymış. Onun da sebebi vücutta işte virüs sen bulaştığın zaman, hasta olduğun zaman bir önceki şeyine göre, mutasyona göre çok daha fazla virüs üretiyormuş vücut. Öyle olunca hani sen normal koronayken atıyorum bir öksürdüğünde 1 milyon virüs çıkıyorsa şimdi 50 milyon çıkıyor. O yüzden o 1,5 metre sosyal mesafeymiş, işte yüz yüze konuşmak, onlar da artık işe yaramıyor diyorlar. Bu böyle hızlıca yayılacak. Bütün dünya aşılanana kadar da yeni yeni varyantlarla, yeni mutasyonlarla bu iş kolay kolay bitmeyecek. O belli oldu. Bu da ekonomiye bir baskı yapacağı için orada. Olur da bir kapanma geldiğinde ya da işte ekonomi yavaşladığında Amerikan Merkez Bankası Fed işte hiçbir şekilde faiz arttıramayacak. Hatta varlık alımlarını arttıracak. Daha çok para basacak. Bu işlerle mücadele etmeyi bildiği tek yol o olduğu için onu yapmaya devam edecek.
Bu da enflasyonist ortamını tetikleyeceği için Bitcoin hakikaten yarayacak. Bir de işte kapanmadan evde insanlar sıkıntıdan iş güç yapamıyorlar. Hadi şu Bitcoin'e, kripto paralara bir daha bakalım diyecekler. Piyasayla ilgili önemli haberlere gelecek olursak, Invictus Capital'in, ki biliyorsunuz Invictus Capital şu an piyasadaki en düzgün kripto fonlarını yöneten firmalardan bir tanesi. Yeni son çeyrek kripto raporunu yayınladı. Bir de sağ olsunlar, Türkiye'den çok yatırımcıları var bizim sayemizde diye raporları Türkçe'ye çeviriyorlar. Son çeyrek raporunda fonları ortalama olarak %16 yıllık getiri sağlamış. Ki şu son Mayıs'tan bu yana düşüşlerde bile artıya çıkmaları güzel bir şey. Bu arada yeni bir yatırımcıysanız, Bitcoin'e şimdi mi girelim çıkalım falan diye diyorsanız, bence hiç işi baştan öğrenene kadar Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışmayın. Gidin bir fona emanet edin paranızı. Güvenli bir fona emanet edin tabii. Invictus Capital de bu bağlamda düzgün bir fon. O raporu merak ediyorsanız onu da yine video açıklamasına linkini koyuyorum. Bunun dışında Acria Network biliyorsunuz, o da kanalımızda bundan birkaç ay önce sponsorlu olarak edilmişti, tanıtılmıştı. Yeni bir projeyi de Almanya'dan Alman İnovasyon Ödülünü kazanmıştı. Onu çok soran olmuş Twitter'dan. Acria Network tarafında da haberler var nihayet. Şimdi piyasa tekrar yönünü biraz toparladı diye onlar da hız vermişler. Mesela CNBC'de Amerikan ekonomi şeyinde platformuna konu olmuşlar. Şimdi Amerika'ya da açılıyorlarmış. Acria Network'te de ilginç gelişmeler var. O projeyi de merak ediyorsanız yine onun da linkini video açıklamasına koyarım. Bunun dışında mesela altcoin'lerden GTE'yi sormuş herkes. Gate.io biliyorsunuz benim en popüler sevdiğim borsalardan bir tanesi. Son zamanların çok popüler altcoin borsalarından biri. Niye diyecek olursanız, çünkü her yeni altcoin'i pat diye ekliyorlar. Yani 50 tane borsaya üye olmanıza gerek olmuyor. Onların kendi token'ı çok iyi gidiyordu. 1 dolarlardan aldık 11'lere kadar çıktı. Şimdi 3 küsür dolarlarda yerinde sayıyor. Ama şu Bitcoin'de yükseliş gelmeye başladı mı, ondan sonra Bitcoin durulduktan sonra altcoin'lere akacak para. Orada da borsa tokenları yine yükselecektir. Bakın BNB tekrar hareketlenmeye başladı her şeye rağmen. GD de çok yakın bir zamanda 4-5 dolarlara çıkar. Ama uzun vadede hiç üzecek bir coin değil bence GT. BNB'ye bakın çünkü, yani başarılı borsaların coinleri hakikaten değerleniyor. Adamlar centlerden 600-700 dolarlara kadar, değil mi? Yani bayağı öyle yükselttiler. Şimdi GT de tekrar 11 dolara falan eninde sonunda çıkar. Bir de kendi borsalarına staking ödül veriyorlar. GT ile işlem yaptığı için işlem komisyonları düşüyor falan. GT yüzecek bir coin değil. Onu uzun vadeli tutmanızda hiçbir sakınca yok. Başka uzun vadeli bugün ne alınır derseniz, Solana'yı çok beğeniyorum biliyorsunuz. Algorand çok iyi gidiyor biliyorsunuz. Yani bu ikisi de etmedi mesela. Özellikle Algorand şu düşüşte öyle aman düşmedi. Bir sürü adamın övdüğü işte bunu alın uzun vadeli falan dediği şeyler %80-90 düştü. Yani Algorand o kadar düşmedi. Hala 70-80 cent hala işte altcoin sıralamasında tepeye hızla ilerliyor. Böyle düzgün projelerde uzun vadeli koyduklarınız hiçbir zaman sizi üzmesin. Bunun dışında bugün uzun vadelini alabilirim derseniz, Radix var mesela bizim biliyorsunuz. Onu da altcoin rallisinin başlarında tavsiye etmeye başlamıştım. O günden bugüne hiç yükselmedi. Ortalama 12-13 centte çakıldı kaldı. Bir sürü insan da ya Emre Bey bu ne zaman yükselecek, ne zaman yükselecek falan diyordu. Çünkü ben hep diyordum bu coin'e. Hani ekibi çok düzgün, teknolojisi çok düzgün. Çok ciddi partnerlikler yapıyor küçük olmalarına rağmen. Patlamaya yakın bir coin. Henüz patlamamış fiyatı. Buna bakın diyordum. Hala patlamadı. Ama mesela ayı piyasasında da bizi etmedi, batırmadı yani. Hani 13 küsür centlerdeydi. 11'e kadar mı ne düştü? Öyle çok aman bir zarar ettirmedi. Şimdi de 15 cente doğru tırmanıyor. Radix için doğru zaman olabilir arkadaşlar. Yine Gate.io'da bulabilirsiniz, Maxi'de bulabilirsiniz, bir sürü borsada var. Neden diyecek olursanız da artık kendi mainnetlerine geçtiler. Mainnet geliyordu geçtiğimiz ay. Şimdi komple çalışır hale gelmiş, geçirmişler. Mainnet demek işte büyük bir olay. Artık kendi teknolojilerinin üstünde yeni partnerler ekleyecekler, yeni şeyler gösterecekler. Hani teknolojilerinin ne kadar düzgün olduğunu ispatlayacaklar dünyaya. O yüzden hani Radix'in de vakti gelmiş olabilir. İşte aylar önce 13 centteydi, şimdi 14.7 centti en son. Hani anlatabiliyor muyum? %11'e yükseldi. O yüzden bu seviyelerden parçalı alım yapılabilir uzun vade. Radix de çünkü bir layer 1, birincil katman akıllı kontrat çözümü, tıpkı bir Ethereum gibi, Algorand gibi, Solana gibi aynı kulvara oynuyor ve özellikle DeFi için çok müsait. Şu an mesela kriptoda, altcoin'lerde son trend NFT'ler ve hayvan meme tokenlardı. Ama o tekrar DeFi'ye kayacak trend. Hatta bu yaza DeFi 2.0 yazı olacak deniyordu. Bu tip hareketler geldiği zaman Radix de bunlardan nemalanacaktır. Onun dışında başka da çok bir şeye bakamadım, kusura bakmayın.
şu Bitcoin'deki hareketin sebebini çözmeye çalışıyordum. Hala çözemedim yani. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Sert yükselişin düşüş de sert olur. Bir de Bitcoin bu kadar volatilken, Bitcoin'de böyle hareketler oluyorken altcoin'lere çok fazla yatırım yapmamak lazım. Bitcoin'in ılımlı olduğu, durduğu dönemler altcoin'ler için daha mantıklı dönemler. O yüzden hani ben açıkçası henüz beklemediğim daha büyük büyük yatırımlar yapmak için erken olduğunu düşünüyorum. Bir bakalım şu son fişekleme nerede son bulacak? 36.600 desteği dayanacak mı yoksa altına kıracak mı? Ya da mesela buradan 40.000 hem psikolojik hem teknik bir destek. Onun üstüne çıkabilecek miyiz? Bir görelim yani. Masada %10-20 bıraksanız da olur. Ben size akıllı yatırımcı olmayı öğretiyorum. Para kazanmak böyle olur yani. Çünkü bir sürü insanla konuşuyorum. Daha bugün muhabbet vardı. İşte nereye gitsek biri coin konuşuyor falan. Şaka bak hakikaten Türkiye'de coin yatırım yapmamış adam kalmamış. Resmi rakamlara göre zaten 8 küsür milyon insan yatırım yapmış. Ki onların eşi dostu vardır böyle resmi rakamlara görünmeyen. Oğlum al paramı sen yatır falan. 10-20 milyon kişi 20 milyon vardır kesin Türkiye'de. Bu kadar muhabbet dönüne göre dışarıda. Hepsi ne diyor? İşte bir ara çok kârdaydım. Acayip kârdaydım ama şimdi hepsi gitti. Yani öyle ölümüne girersen bilmediğin şeye, kârı nerede alacağını bilmezsen öyle bir şansına kazanırsın. Sonra o kazandığın cebine sokamadan zararda kalırsın. Ki şu anda bir sürü insan zarardadır. Ben bunu söyleyince bana kızıyorlar sanki benim sebebimmiş gibi ama trade'de arkadaşlar 10 kişiden 7'si zarar eder. Yani sadece kriptodan bahsetmiyorum işte. Forex'dir, Amerikan borsalarıdır, Avrupa borsalarıdır. Trade'de 10 kişi para koyuyorsa 7'si zararla çıkar. Çünkü trade yapmayı bilmezler. Herkes açgözlülüğüne yenik düşer. Herkes sabırsızlığına yenik düşer. Herkes işte ilk dinlediği haberi doğru zannedip gidip ona göre yatırım yapar. Herkes parasını tamamıyla girer. O yüzden o keriz tayfasından olmayın diye ben burada size hep akıllı davranmayı öğretmeye çalışıyorum. Aceleci olmamayı öğretmeye çalışıyorum. Çünkü bu işler böyle sabır işidir arkadaşlar. Bazı günler gol yiyeceksin, bazı günler sabredeceksin. Çelik gibi sinirlerin olacak falan. Bunları öğrenin yani. Cool olun arkadaşlar. Her yükselişin peşinden koşmanıza, tuzla koşmanıza gerek yok. Ya da hıyarla. Neydi o laf? İşte her hıyarı olana tuz. Yok. Her tuz olana hıyarla koşmak mı? Unuttum. Neyse. Ya onu yapmayın. Günü geldi mi doğru girersiniz. Ondan sonra da doğru yerde çıkarsınız. Kripto neyse ki öyle %3 yükselme, %5 yükselme, işler çok iyi gitti, 2'ye katladım falan ortamı değil. Kriptoda işler hakkında iyi gitti mi? 10'a katlıyorsun, 20'ye katlıyorsun. Ki bu son rally de bizim için öyle oldu yani. İşte bakın Bitcoin 13.000 dolardan 64'e kadar çıktı. Ne bileyim işte NEM aldık 7-8 centlerden 80 küsür centlere kadar çıktı. Üstte bir de airdrop yaptı, sembol verdi bize. Algorand 27 centti, 1 doların üstüne çıktı. Yani anlatabiliyor muyum? 3x, 5x, 10x yani neler neler yakaladık biz bu rallide piyasada. O yüzden zarardaysanız ya da şu an tersteyseniz hiç üzülmeyin. Bütün olay doğru yerde tek bir işleme bakıyor bizim piyasada. Ve yani bakalım sonbaharda hakikaten o tekrar canlanma dönemi gelecek gibi. Şimdi kapanışı yapmadan önce çekilişimizi de yapalım. Geçtiğimiz hafta çekiliş yoktu biliyorsunuz. O yüzden bir kazanan açıklamıyorum bu hafta. Geçtiğimiz hafta bayram harçlığı dağıttım hatırlarsanız. Bana cüzdan adreslerinizi gönderin. Size bayram harçlığı göndereceğim dedim. Bir sürü bir adama da yani 100'e yakın insana da bayram harçlığı gönderdim. Birkaç tanesi teşekkür etmiş hatta sağ olsunlar. İnşallah işinize yarar. İnşallah ihtiyacı olan insana gitmiştir. Ama binlerce katılım oldu. Tabii binlerce adama da para verebilecek kadar gücüm yok. O yüzden kazanamadıysanız üzülmeyin. Bizim kanalda bol bol çekiliş oluyor zaten ya da böyle hediyeler oluyor. Bugünkü videoda da çekiliş ne yapalım? Haydi bir kişiye 100 dolarlık istediği altcoin'den hediye edeyim. İki kişiye de Ledger Nano S donanım cüzdan hediye edeyim. Çekilişe katılmanın şartları aynı arkadaşlar. Birincisi bu videoyu beğeniyorsunuz ve altına yorum yapıyorsunuz. İkincisi de beni lütfen diğer sosyal medya hesaplarımdan takip ediyorsunuz. Twitter, Telegram, Facebook. Twitter'dan hemen her gün aktifim. Telegram'dan analizleri, duyuruları paylaşıyorum. Telegram tarafını hatta bu ara özellikle takip etmenizi rica edeceğim. Çünkü Quant Fury diye bir sevdiğimiz trade uygulaması var biliyorsunuz. Sadece kripto işlemlerine değil, Forex, ondan sonra MTA, döviz, her şeye, borsa, Amerikan borsası, Alman borsası, her şeye girip çıkmanızı kripto ile sağlıyor. Ve çok güzel bir uygulama. Şimdi de desktop uygulamaları çıkmış. Daha adam akıllı TradingView grafikleriyle falan düzgün trade yapmanızı sağlıyor. TradingView'da biliyorsunuz bütün özellikleri açmak için aylık 40 dolar falan bir para vermeniz lazım. Ama Quant Fury uygulamasına üyeyseniz
desktop uygulamasında bütün bu grafikleri bedava kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sırf bunun için bile QuantView'ye üye olmak bir avantaj. Şimdi bu adamların bir trade grubunu açacağız. Yine Emre hocamız başında duracak. Emre hocamızı bilmeyenler FTX grubumuzun başında şu ana kadar isabetlik oranı %90'ın üstünde. Shortları tutuyor, longları tutuyor. O da mesela bu son Bitcoin yükselişine anlam veremedi. Şu an FTX grubu da 2000 kişiye dayandı. Bizim böyle ücretsiz trade gruplarımız var. Bir de şimdi QuantFury için açıyoruz. Ona nasıl başvurabilirsiniz, nasıl girebilirsiniz? Başvuru ve giriş ücretsiz ama bazı ön şartlar koyabiliyoruz sapla saman ayırmak için. İşte böyle sen tutturamadın bilmem ne ters indikatör falan öyle gerizekalı troller grubun nezihliğini bozmasın diye. Mesela sermaye zorunluluğu koyuyorum yani. Hani borsa üye ol, belli bir miktar para koyduğunu göster. Ondan sonra alalım seni yani. Hani niyetin hakikaten trade yapmak mı yoksa gelip ortalığı sulandırmak mı? İşe de yarıyor yani. Hani insanları parasıyla mı şey diyorsun, sınıflandırıyorsun falan. Evet kardeşim işe yarıyor yani. Ondan sonra çulsuz adam genelde kalitesiz oluyor. Yani bizim piyasada genel olarak fakir adam kalitesiz değil tabii ki. Şimdi artık çok kalabalık olunca grup böyle çok siyasi de konuşmak gerekiyor. O da geliyor beni. Neyse yani bundan haberdar olmak istiyorsanız benim Telegram kanalımdan da takip edin lütfen. Bugünlük bu kadar. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Sizce ayı piyasası bitti mi? Yoksa gene düşecek miyiz? Ben düşeceğimizi düşünüyorum. Eylül-Ekim'e kadar da yani ya da 41.200 dolar benim teknik seviyem. Oraya gelene kadar da çok adam akıllı bir hareket yapmaya gerek yok. Bu hafta tatile gidiyorum. Ben ne zaman seyahat etsem piyasalar çakılır. O yüzden ona da hazırlıklı olun. Ama gene de tabii sizleri güncellemeye devam ediyor olacağım bu kanallardan. Dediğim gibi bugün bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.